İyi akşamlar sevgili izleyenler. Kalispera giriş ki girin. Bu akşam IŞİD terör örgütü ve yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Ve bu vesileyle de Kıbrıs Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Niyazi Kızılyörek bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Karosiz tabii. İyi akşamlar. Evet hocam, küçük bir terör örgütünden bugün büyük toprakları kontrol eden ve dünyanın en paralı terör örgütünden bahsediyoruz. IŞİD'den. İlk değerlendirmelerinizi alalım. Şimdi tabii evet, çok doğru bir giriş yaptın sevgili Hüseyin. IŞİD dediğin örgüt hakikaten oldukça maddi açıdan zengin ve taban desteği açısından da onu destekleyen geniş bir kitleye hitap eden bir örgüt. Adından da anlaşılacağı gibi IŞİD bir İslam devleti kurma projesidir. IŞİD'in bu noktaya gelmesinin bir sürü nedenleri vardır. Bir kere 2003 yılında Amerika'nın Irak'ı bombalaması, Irak'ı işgal etmesini hatırlamamız evet. lazım. Sonra Suriye'de yaşanan olaylar, IŞİD o zamanlar küçük bir grup olarak ortaya çıktı. Son Suriye gerilim iç savaş ortamında da iyice büyüdü ve ondan sonra önüne bir hedef koydu. Bu koyduğu hedef bölgede bir İslam devleti yaratmak. Bu açıdan baktığınız zaman IŞİD aslında ülke sınırlarını, bölgedeki ülke sınırlarını tehdit eden, milli devletleri tehdit eden bir yapıya sahiptir. Ve bir bakıma da 1915 yılında Büyük Batılı güçlerin kendi aralarında yaptıkları bir anlaşmayla, meşhur CSPO anlaşmasıyla evet. Bölgeyi kendi aralarında paylaşmaları, nüfuz bölgelerini ayırmaları, sonra cetvelle çizilmiş sınırlarla devletler kurmaları, IŞİD aslında biraz da bunu sorgulamaya açıyor. Bu önemli bir şeydir. Çünkü günümüzün Orta Doğu'daki devletleri bir anlamda CSPO anlaşması temelinde şekil evet. buldu. Şimdi IŞİD hem o anlaşmadan kaynaklı durumu, bu kadar yıldır sürdürülen yani milli devletler ve sınırları karşısına alıyor ve ortak bir İslam devletinden söz ediyor. O yüzden zaten adı da Irak ve Şam İslam Devleti'dir. Çünkü bir kere Suriye gibi, Irak gibi, Lübnan gibi hatta ayrı devletleri kabul etmiyor. Onları tarihsel olarak Müslümanların ortak devleti olarak görüyor. Ve bir İslam Devleti, Şeria'ya dayalı, bir anlamda halifeliği de hedefleyen, zaten halife olarak kendisini ilan etmiştir Bağdat'ta daha şimdiden, böyle bir şeye yönelmiştir. Gücü tabii maddi açıdan zengin olması, petrol satması elbette önemlidir ama halk desteğini de unutmamak lazım. IŞİD böyle sıradan bir terör örgütü değil. Eğer bunu sadece bu çerçevede düşünürsek IŞİD olgusunu anlayamayız. Sünni Müslümanların önemli bir desteği olduğu kesindir. Evet. Ve bu halk desteği olduğu içindir ki IŞİD ayakta kalabiliyor. Μήπως είναι ακόμη έναν, πολλά να το πω σε εισαγωγικά, παιδί των Αμερικανών, δηλαδή πριν κάποια χρόνια το βοηθούσαν, το στηρίξαν, το μεγαλώσαν, το κάναν και τώρα δεν μπορούν να το ελέγξουνε. Şimdi bir şeye dikkat etmemiz lazım. Bazı yorumcular IŞİD'i neredeyse Amerikalıların kurduğunu söylüyorlar. Bu tür yorumları saçma bulduğumu açıkça söylemem lazım. Diğer yandan belki altını çizmemizde yarar vardır. Sizin de dediğiniz gibi zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri bölgedeki politikalarında bu tür gruplara destek verebilmiştir. Yani bunun en bariz örneğini Afganistan'da Sovyetler Birliği'ne karşı mücadele verirken El-Kaide örgütünü desteklemiş evet. olmasıydı. Bir müddet sonra El-Kaide tabii Amerikalıların en büyük sorunu olmuştur. Şu anda Suriye'de devam eden iç savaşta Esad'a karşı çareler düşünürken zaman zaman bir takım İslamcı grupların desteklendiğini biliyoruz. Her ne kadar Türkiye şey dese de biz sadece işte ılımlı İslamcıları destekledik. Yani işte Hür Suriye ordusunu destekledik dese de
O hengame içinde mutlaka fundamentalist gruplar da destek bulmuşlardır. O bakımdan tabii ki dolaylı anlamda Batı'nın da bunda bir sorumluluğu var. Ama bu örgütlerin büyümesini anlamamız için bölgenin iç dinamiklerine bakmak zorundayız. Çünkü bunlar günün sonunda bölgenin hakikatlerinden türeyen örgütlerdir. Hocam şeyi soralım. Mesela şu anda IŞİD, Orta Doğu'da biliyoruz ki Amerika'nın var büyük Orta Doğu bir projesi var. O da var o projede diyelim. De var o projede diyelim. De hani sınırların değiştirilmesi öngörülür. Sınırlar değil bence Amerika'nın kafasında olan rejimlerin değişmesiydi. Ve sınırların değişmesini çok düşünmüyordu. Rejimlerin değişmesi söz konusu olduğu zaman işte mesela Irak'ta Ba'th rejiminin yıkılması, Saddam Hüseyin'in yıkılması en bariz örneği rejimin değişmesine yöneliyorsunuz. Ama altından sınırların değişmesi gündeme geliyor. Evet. Şimdi bu rejimleri değiştirirken sınırların oynayabileceğini çok tahmin etmediler. Şu anda Irak mesela bölünmekle karşı karşıya. Irak'ı belli bir çerçevede işte gevşek bir federasyon içinde tutmaya çalışıyorlar. Ama bize her şey onu gösteriyor ki Irak giderek parçalanıyor. Bir tarafta bir bağımsız Kürt devleti oluşuyor. Bir yanda Şiilerin etkin olduğu Bağdat çevresi ki bu İran'ın güçlenmesi evet. demektir. O bir yanda da bir Sünni kesim var. Dolayısıyla rejimlerle oynarken sınırların değişmesi de gündeme gelmiştir. Ve asıl önemli olan bu. Dikkat ederseniz Suriye'nin parçalanması da parçalanma süreciyle benzer bir şekilde rejimle oynayınca sınırlar yerinden oynamaya başladı. Anlatabildim mi? O bakımdan Batı'nın burada tabii ki rejimleri dışarıdan değiştirmeye kalkması, bölgeye ben demokrasi götüreceğim demesi büyük bir talihsizlik oldu ve tarihsel bir hata oldu. Çünkü demokrasiyi siz ihraç edemezsiniz. Demokrasiyi toplumlar bir yaşam tarzı olarak kendileri geliştirirler ve kurarlar. Dolayısıyla bu hatadan sonra rejimleri değiştireceğiz diye yola çıkılınca sınırlar da yerinden oynamaya başladı. Evet. Karşı karşı olduğumuz durum budur. Είδε το θέλει κάποιος είτε όχι, ένας βασικός παίκτης του παιχνιδιού που παίζεται τώρα εκεί στην περιοχή είναι η Τουρκία. Τι μπορεί να κερδίσει η Τουρκία και τι μπορεί να χάσει από όλα αυτά που συμβαίνουν. Bir kere Türkiye tabii çok önemli bir aktör. Ama Türkiye açısından baktığınız zaman bölgedeki gelişmelerin hepsi bir anlamda olumsuz seyretmiştir. Tümü diyorum çünkü Arap Baharı ile başlayan bir yeni dalgaya baktığınız zaman Arap Baharı'nın da mesela özelliği şöyleydi. Rejimleri değiştirmeye yönelik ama içeriden değiştirmeye yönelikti. Aslında Türkiye'nin özellikle Ahmet Davutoğlu'nun daha akademisyenken yazdığı yazılarda bölgedeki rejimlerin uzun vadede ayakta kalamayacağını düşünüyordu. Hatta bunu hesapladığı için bir pan-İslamcı politika geliştirerek bölgede rejimlerin devrilmesiyle yani işte Mısır'da Mübarek devrilecek, Irak'ta Ba'th devrilecek, Suriye'de Esad devrilecek. O zaman Ahmet Davutoğlu'nun kafasında pan-İslamcı politikanın hayata geçme imkanı doğacaktı. Hesap buydu, senaryo buydu. Tam da burada Türkiye'nin kaybettiği yeri görüyorsunuz. Yani tespitin kendisi doğruydu, rejimler devrilebilir tespiti doğruydu. Ama rejimlerin devrilmesiyle ortaya çıkan sonuç hiç de Türkiye'nin istediği gibi olmadı. O bakımdan işte Mısır'da Müslüman kardeşlerin güçlenmesiyle ve iktidara gelmesiyle çok heveslenmişti Türkiye. Benzer bir gelişmeyi Suriye'de de bekliyordu. Ama bunların hiçbiri olmadı. Tam tersine Mısır'daki Müslüman kardeşler hükümeti bir darbeyle devrildi. Esad Suriye'de ayakta kalmayı başardı. Ve Türkiye bölgede oynadığı önemli rolü maalesef kendi açısından maalesef kaybetmiş bulunuyor. Bir de bunun üzerine Kürt faktörü devre geliyor ki belki bunu da konuşmamız lazım bu noktada. Çünkü bölgedeki bu büyük altüst oluştan en çok Kürtlerin yararlanacağı anlaşılıyor. Bir bakıma yeni bir Kürt oluşumuyla karşı karşıyayız.
İlginçtir. Aslına bakarsanız bölgede batılı güçlerin çizdiği haritalarda en büyük kurban Kürtlerdi. Yani Sünni Müslümanlar kadar Kürtlerin kendileri de genel olarak kurban oldular. Çünkü bölünmüş. Ayrı bir devlet kurmalarına müsaade edilmedi. Dört devlet arasında Kürt halkı bölündü. Şimdi sınırlar yerinden oynarken bir Kürt oluşumuyla karşı karşıya kaldırıyoruz. Yani Irak'ta biliyorsunuz artık özel işte bir Kürdistan yerel yönetimi vardır ki evet. Federal Irak'ın işte federe devletlerinden biridir diyebiliriz. Ama giderek bağımsızlığa doğru da gitmesi söz konusu. Bir başka önemli gelişme Kürtler açısından ilk defa Amerika Birleşik Devletleri ile bir ittifak politikası içinde yer almaları olmuştur. Evet. Bu da Kürtlerin elini çok güçlendirmiştir ve tabii bütün bunlar ister istemez Türkiye'nin kendi içindeki Kürt meselesine de Kürt meselesinin çözümüne de yansıyor. IŞİD'den başladık hoca. Esas saldırıları, yoğun saldırıları Kobani'ye yönelikti. Aslında denize mi ulaşmak istiyor? Tabii yani zaten dikkat ederseniz IŞİD Bağdat'a doğru ilerlerken bir noktada birdenbire bir dönüş yaparak Suriye'ye ve özellikle Rojava bölgesine, Kürt bölgelerine, otonom Kürt idarelerinin olduğu o bölgeye yöneliyor. Çünkü IŞİD'in Doğu Akdeniz'e açılması temel stratejilerinden bir tanesi. Yani mutlaka bir liman kentine ulaşmak istiyor. Bu elindeki yeraltı kaynaklarını kullanmak için de çok gerekli bir şeydir ve stratejisini bunun üzerine kurdu. Tam da bu noktada düne kadar Amerikalılar için önemli olmayan Kobani ve diğer Kürt bölgeleri bu defa çok önemli hale geldi. Ve Türkiye'nin de yalnızlaştığı yer tam da orası oldu. Çünkü Türkiye Suriye'deki Kürt bölgelerinin yaşamasını, devam etmesini istemiyordu. Özerkliğini istemiyordu zaten ve o özerk bölgelerin güçlenmesini istemiyordu. Bu noktada da tam Amerikalılar da bir Kürt ittifakı gündeme gelince ve Kobani etrafında sürdürülen savaşın da artık böyle bir stratejik önemi olunca Kürt kanadının eli daha da güçlenmiş oldu. Bu noktada Türkiye'de artık bütün dikkatini Esad'ın devrilmesine yönlendirmesi gerçekçi bir politika olmadığı gibi hiç de sonuç alıcı olamamıştır. Çünkü bir kere Esad'ı devirmek demek Rusya ile yüz göz olmak demektir. İran'la yüz göz olmak demektir. Böyle bir şey Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şekilde bir kendi öncülleri arasında görmüyor. O bakımdan da Türkiye o politikada da maalesef yanlış yaptı. Yani şey diyebiliriz hocam, mesela işte Amerika'nın da desteklediği o Akdeniz'e ulaşan bir Kürt koridoru oluşturulmak isteniyor. Türkiye hem istiyor hem istemiyor görünüyor. Türkiye kesinlikle bir Kürt koridoru istemiyor. Onu söylüyor. Kürt otonom bölgelerini istemiyor. Çünkü Irak'ta bir zaten yerel bir idare var. Kürt idaresi var. O aslında bir hükümet gibi çalışıyor. Evet. Fiilen. Benzer bir oluşum Suriye'de oluşuyor. Bütün bunlar ister istemez Türkiye'nin kendi Kürt meselesini nasıl çözeceğini de etkiliyor. Türkiye'nin korktuğu şu. Türkiye'de de bir özerklik talebiyle gündeme gelirse Kürtler ne yapacağız diye. Çünkü tam da bu noktada zaten Kürtlerin zaman zaman özerklik istediklerini biliyoruz. Abdullah Öcalan'ın demokratik özerklik prensibini ortaya attığını biliyoruz. Türkiye Kürtlere özerklik vermekten kaçınıyor. İşi daha çok kültürel haklar çerçevesinde tutmaya çalışıyor. Dil ve kimlik üzerinden ama otonom bir yerel idarenin oluşmasına şu ana kadar sıcak bakmıyor. O yüzden Rojova'da özerk Kürt yönetimlerin oluşması, bir de bunu Kuzey Irak'taki Kürt bölgesiyle düşündüğünüz zaman bu Türkiye'nin işine gelmiyor gibi görünüyor. Aslında yani Türkiye'nin mi hoca? Suriye'nin de işine gelmiyor. Evet, Suriye'nin işine gelmiyor ama Esad zaten elbette onu istemiyor ama şu anda Esad bir kolu kesilmiş bir. Ama Rusya bölgeye takviye yapıyor yani o. Tabii Esad'ın şimdi düşmeyeceği belli oldu. Yeni arayışlar aslında bir anlamda Kürtlerin, Sünnilerin, Müslümanların ve Esad'ın da bir arada yer alacağı bir çözüm. Bunu zaten Rusya politika olarak dayatmıştı. Amerikalılar da artık bu noktaya geldiler. Dolayısıyla Suriye'de Esad'ın düşmesi beklenilmiyor. Ama Kürtlerin bir özerk bölgeye kavuşması gündeme gelebilir.
bu pazarlığın sonucunda. Türkiye'nin çekindiği bu. Evet. Όλα αυτά που συμβαίνουν επηρεάζουν σε κάποιο βαθμό τον Κυπριακό. Γιατί ρωτώ, γιατί βασικά πότε ξεκίνησε την προκλητική στάση της Τουρκίας σε σχέση με τον Παρπαρός, μόλις ξεκίνησαν ή επεκτάθηκαν ή ξεκίνησαν πιο δυναμικά η όλη ιστορία με τους τζιχαντιστές. Αμέσως το ίδιο χρονικό διάστημα βλέπουμε και μια Τουρκία να κάνει αυτό που κάνει. Συνδυαίονται σε κάποιο βαθμό. Bölgedeki gelişmeler Kıbrıs sorununu çok doğrudan etkiliyor. Ve yeni gelişmeler de bu tamamen bölgeyle ilgili bir şeydir. Şu anda örneğin Mısır'da Müslüman kardeşler iktidara geldikleri zaman ilk yaptıkları şey Kıbrıs Cumhuriyeti ile Mısır arasındaki anlaşmaları iptal etmekti. Şimdi darbeden sonra iktidara gelen Sisi ise tam tersine hem Yunanistan'la hem Kıbrıs Cumhuriyeti ile çok yakın ilişkiler içine girmiştir. Bugün itibarıyla işte Sayın Nikos Anastasiadis'in ve Sayın Andonis Samaras'ın Kahire ziyareti gündeme geliyor. Yarın orada buluşacak liderler. Bir kere bir anlamda Türkiye'nin giderek sadece ideolojik olarak hani kaybetmiyor işte Müslüman kardeşler gibi ideolojik dayanaklarını kaybetmiyor. Aynı zamanda enerji ve doğalgaz politikaları etrafındaki gelişmelerden de uzakta kalma, bir anlamda dışlanması gündeme geliyor. Bence Türkiye'nin Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesine Barbaros'u şimdi göndermesi tamamen bu dışarıda kalma endişesiyle doğrudan ilgili bir gelişmedir. Hocam Kıbrıs konusuna değinmişken İngiltere'den hiçbir ses çıkmıyor. Yani İngiltere neyi destekliyor bu doğalgaz ve petrol konusunda? Gezi'den Türkiye destekliyor mu? Ya İngiltere'nin tavrını bence çok net söylemeseler bile ama yani satır aralarından bunu görüyorsunuz. Hatırlayacaksınız şimdiki yüksek komiser değil ama ondan önceki Türkiye'den Kıbrıs durumlarının korkmaması lazım geldiğini söylemişti. Ben daha 6 ay önce bunu söylemişti. İngiltere'nin söylediği şey doğalgazı Türkiye ile beraber değerlendiririz tezi. Aslında bu sadece İngilizlerin tezi değil. Bana sorarsanız Amerika Birleşik Devletleri de olaya böyle yaklaşıyor. Türkiye'nin dışlanacağı bir bölgesel işbirliği politikasını düşünmüyor Amerikalılar. O yüzden bir bakıma yeniden Kıbrıs müzakere masasının kurulması ve enerji politikalarından enerji politikalarının gözden geçirilip Türkiye'nin de müdahil olacağı, aynı zamanda tabii Kıbrıslı Türklerin de konuşulan hakları söz konusu. Şimdi Amerikalıların ve İngilizlerin tezi aslında özet olarak böyle. Buradaki sorun şurada. Çözüm olmadan enerji politikalarına Türkiye müdahil olabilir mi? Bana sorarsanız bu gerçekçi bir yaklaşım değildir. Çözüm olmadan Kıbrıslı Türkler enerji politikalarına müdahil olabilir mi? Bunun da hiç kolay olmadığını düşünüyorum. Ama belki şöyle bir şey düşünülebilir. Bir zamanlar hani hatırlayacaksınız Kıbrıs AB üyesi olmak yolunda ilerlerken dönemin Cumhurbaşkanı Glafkos Kredis Kıbrıslı Türklerin de müzakerelere katılmasıyla ilgili bir çağrı yapmıştı. Kıbrıs Cumhuriyeti levhası altında sürdürülen müzakerelere Kıbrıslı Türkler de katılsın demişti. Rauf Denktaş bu öneriyi reddetmişti. Sanıyorum bugünlerde de özellikle BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Sayın Aydan'ın önerisi, yani formüle ettiği şey ve bölgede dolaşıp tekrar masayı kurmaya çalışmasının arkasında böyle bir öneri yatıyor. Şimdi bu çok imkansız bir şey değil ama yine de günün sonunda şunu söylemek lazım. Türkiye'nin enerji politikalarına müdahil olmasının en kestirme, en kolay yolu ve en rasyonel yolu Kıbrıs sorununu kalıcı biçimde çözmek için derhal harekete geçmektir. Çünkü siz mesela işte bir sürü prensiple anlaşmışsınız.
Ya da öyle söylüyorsunuz. Federal devlet kuracaksınız diyorsunuz. Siyasi eşitliği kapısı Türklerin kabul edilmiştir. Şimdi toprak filan karşılığında toprak vereceksiniz. Şimdi siz ben işte efendim Omurfa'nın portakal bahçelerini vermiyorum ama yer altındaki doğal yatakları istiyorum. Diyemezsiniz. Bu çok rasyonel politika değil. Bir diğer Türkiye'nin anlaması gereken ve gözden geçirmesi gereken politikalarının nokta şu. Siz Kıbrıs Cumhuriyeti yoktur diyorsunuz. Ama siz yoktur deyince yok olmuyor. Kıbrıs Cumhuriyeti vardır. Ve bir de yani sadece BM üyesi değil, AB üyesi de bir devlettir. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik alanlarında yaptığı işlemlere dışarıdan müdahale etmenizin hukuk olarak dayanağı olmadığı gibi her zaman siyaseten de mümkün değildir. Yani tutalım ki yarın bir örnek vereyim. BAF'ta bir altın madeni bulundu. Altın madeninde tabii ki BAF'ta bulunan altın madeninde Kıbrıslı Türklerin de teorik olarak hakları var. Ne yapacaksınız? Tankları oraya mı göndereceksiniz? Bu kalıcı ve sürdürülebilir bir politika değildir. O bakımdan Türkiye'nin bu noktada hem bölgedeki enerji politikalarından dışlanmasını sağlamak için hem de Kıbrıslı Türklerin haklarına kavuşmalarını sağlamak için çözüm konusunda ortaya çok kesin irade ve gerçekçi öneriler koyması lazım. Yapılması evet. Gereken budur. Evet, süremizin sonuna geliyoruz. Başladığınız konuya dönelim, IŞİD konusuna. Sizce bu olayların sonucunda önümüzdeki süreçte bu Irak-Şam İslam Devleti var olacak mı? Vallahi şu anda fiilen böyle bir oluşum zaten oluşmuş durumda. Yani İslam Devleti hareketini ayrıntılara baktığınız zaman ve yani vergi toplayan işte her türlü yurttaşlık hizmetlerini ve mükellefiyetlerini dayatan bir fiili hükümetten söz ediyoruz. Uzun vadeli yaşayıp yaşamayacağını şimdiden söylemek zor ama bir kere hani şunu da söylemekte yarar var. Ortaya konulan politikaların insanlığı tehdit eden politikalar olduğunu görmek lazım. Sadece bölge için değil. Lakin şu da bir gerçek. Bölgede çok birikmiş hınç var. Hınç sözcüğünü Yunanca belki söyleyebilirim. Mnisigagia. Mezhepler arası. Nisigagia var. Yani hınç var. Ve bu hınç batılı ülkelere karşı da tarihsel olarak birikmiş bir hınçtır. IŞİD'in en büyük destekçisi Müslümanların bölgede yaşadığı büyük düş kırıklıkları. Uğradıkları aşağılanmalar. Müslümanların orada, mı hoca yoksa Sünnilerin mi? Yani hem Sünnilerin tabii ama burada Aleviler de var, Kürtler de var. Yani bölgede uzun yıllara yayılan Batı'nın kolonyal politikalarının yarattığı bir hınç duygusu vardır. Ve hınç duygusunun olduğu yerde geçmiş hiçbir zaman geçmiş değildir. Geçmiş gelecekte devam eder. Dolayısıyla IŞİD gibi bir oluşum başarısız olsa bile Batı dünyasının üzerinde düşünmesi gereken bir şey vardır. Bu bölgeyi dayatmacı politikalarla dizayn etmek değil, oradaki o insanların mağduriyetini giderici çareler düşünmek zorundayız. Uzun vadeli çıkış yolu burasıdır. Ayrıca mesela bu noktanın çok önemli başka bir boyutu onunla doğrudan ilgili olan İsrail-Filistin barışıdır. Şimdi İsrail-Filistin barışı sağlanmadan Müslüman Arapların hınç duygularını engellemeniz mümkün olmayacaktır ve sürekli gerilim olacaktır. Dolayısıyla yapılması gereken bütün bu işlere paralel olarak birinci önemli iş İsrail-Filistin barışını sağlamaktır. Bence bu fevkalade önemli bir hale gelmiştir. Yani bölgede iki barış projesi olması lazım. Bir, Kıbrıs barışı ki bu büyük oranda Türkiye, Yunanistan'ı bambaşka bir dünyaya taşır, rahatlatır. Ve bölgedeki ittifak politikaları da bunun üzerine gider. İkincisi Filistin-İsrail barışıdır. Ve bu barışlar sağlanmadan gerilim politikalarını sonlandırmak mümkün olmayacağı gibi IŞİD'i besleyen mağduriyet duygusunu da ortadan kaldıramayacaksınız. Evet. Το σίγουρο είναι ότι θα τρέξει πολύ νερό ακόμη στο αυλάκι των εξελίξεων. Κεσίνικτα.
Kesinlikle. Çok sıcak ve tarihi günlerden geçiyoruz aslında bölge açısından. Umalım her şey insanlık adına daha hayırlı bir yönde gelişsin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.